Atürk TV ekranlarından canlı yayınla Beliz Aktan'la Astroloji Günlüğü programına hoş geldiniz. Ben astrolog Beliz Aktan. Sizlerle birlikte bu hafta canlı yayında 19-25 Haziran 2023 haftası haftalık burç yorumlarına bir göz atacağız. Nasılsınız? Öncelikle kocaman bir teşekkür. Artık programı izleyen herkes her geçen gün artan izlenme oranlarını çok iyi biliyor. Öncelikle kocaman bir teşekkür benden ve ekipten sizlere geliyor. İzlenme oranları, takibiniz, sorularınız, geri dönüşleriniz, desteğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz keyifli, güzel ve bilinçli sorular geliyor. Bu soruları yanıtlamak gerçekten bir astroloğa çok büyük keyif veriyor. Onun için, o sebepten dolayı kendi adıma ve ekip adına size çok teşekkür ediyorum. Sonra teşekkürüm sizler adına ve yine kendi adıma, ekipteki bütün arkadaşlarıma. Çünkü hep şunu belirtiyorum. Ben burada canlı yayında sizlerin karşısındayım ama gerçekten bu programın yapım aşamasında, öncelikle haftalık toplantımız, program akışına ilgili karşılıklı görüşmeler ve planlanması ve canlı yayın sırasında burada o kadar çok arkadaşım var ki hepsi bu kadar güzel bir yayınla sizlerin karşısında olmak için geri planda müthiş bir çaba sarf ediyorlar. Herkese çok teşekkür ederim. Şimdi 19-25 Haziran 2023 haftasından birazcık sizlere bahsedeceğim. Öncelikle şöyle söyleyeyim, 18 Haziran'da bir ikizler yeni ayıyla başladık biliyorsunuz. Aslında bu hafta onun etkileri vardı. Daha çok ikizler enerjisi biraz daha hız, dinamiklik, atraksiyon, hareket, hız, bilgelik, biraz daha flört, daha insanlarla sosyallik ve konuşma, diyalog, iletişim, anlaşma, bunlarla ilgili olan alanda çok bariz bir şekilde hayatımıza etki etmeye başladı. Bir güzel bir dinamiklik getirdi, bir hızlılık getirdi. Çünkü tutulmalar artı boğa enerjisiyle birlikte birazcık o ağır ama ağırlığının sebebi aslında hem netlik, hem garanti, hem sağlamlık, hem de yeni bir düzen getirdiği için hepimizin hayatına. Tabii ki insanoğlu eski düzeninden çok kopmak istemiyor. Birazcık ağır geldi bize. İkizler enerjisi daha dinamik geldi. İkizler yeni ayının hemen ardından, 26 derecede gerçekleşen yeni ayının hemen ardından ay yengeç enerjisi. Yine bizi duygusallık, mahremiyet, maneviyat, daha aile, yuva ile ilgili konular, daha böyle bir hassasiyetle ilgili günlere doğru çekti. Şimdi bu hafta başında bir sıkıntımız şöyle vardı. Daha doğrusu bakın şu tabirle ben bir sıkıntımız şöyle vardı diye niye belirtiyorum? Çünkü o kadar çok soru geldi ki bana. O kadar çok hem kanaldan geldi, hem bireyselden, hem özelden. Şimdi işin içerisinde artık çok güzel takip ediyorsunuz astrolojiyi. Neptün söz konusuysa eğer eyvah diye çok korkuyoruz. Şimdi burada Güneş ve Neptün'ün karesi vardı. Evet, buradaki sıkıntı şu, kendini, kimliğini, kişiliğini, karakterini ortaya koyamamak, net bir şekilde kendini ifade edememek, bazı konu, koşul ve durumlarda gerçekliği görememek, daha hayalperest gitmek. Aynı zamanda patron, baba, otorite, eş figürlerinle ilgili ya da aile reisinle ilgili varlığını ortaya koyamamak, ifade edememek, belli edememek ya da bazı durumlarda var aslında ama yok gibi durumlar, konular söz konusuydu. Ama bu endişe edilecek bir şey değil. Biz o Neptün'ü elimizden geldiğince nasıl yönetiriz kısmına bakacağız her zaman. Özellikle sizlerin cümleleriyle Güneş-Neptün karesinde bir giriş yaptım. Çünkü dediğim gibi ben her zaman şunu söylerim. Elimizde bir gezegen var. Biz bakalım böyle hani dörtlüleri yakmış karşımıza geliyor. O açısını, etkisini her birimizin hayatına değişik alanlarda göstermeye. Ama buradaki konumuz bizim şu olacaktır. Biz bakalım elimizden geldiğince ne şekilde onu nasıl yöneteceğiz. Aynı zamanda yine bu hafta şimdi birazcık böyle sorumluluklarla ilgili olan alanda bir etki var. Özellikle Satürn balıkla ilgili. Daha sorumluluk, daha kurban rolünden çıkmak, ne yapıyorsanız eğer kendi rızanız ve isteğinize yaptığınızın bilincinde olmakla ilgili. O zaman Jüpiter'le arasındaki açıda diyor ki, ben seni çok sağlıklı bir şekilde, özellikle varlık, özellikle finansal konularda, özellikle sağlamlıkla ilgili olan konularda desteklerim ama tek şartım var. Çalışıp çaba sarf edip gayret göstereceksin. Çarşamba günü Ay Aslan enerjisi aslında bir nevi Mars Aslan, Venüs Aslan, böyle Aslan retrosuna doğru, Venüs Aslan retrosuna doğru giderken şimdi Koç'ta da bir tutulma var. Oradaki Mars aslında şu an Aslan enerjisinde, Venüs Aslan, herkes diyor ki böyle hayallerimdeki insan mı gelecek, ilişkilerle ilgili hakkımı, hukukumu mu alacağım? Aslında burada eril ve dişil enerjiyle de ilgili bir sıkıntı var. Çünkü ikisi de alabildiğine kendi konusunda çok iddialı ve kibirli. Önemli bir retro sürecine de geliyoruz. Ondan da bahsedeceğim ama şu dönem hem davranışlarımız, hem hareketlerimiz, hem ikili ilişkilerde biraz daha yüksekten, yüksek volümde etkiler, duygular, etkilenmeler, sürprizler, jestler, gölge tarafında kibirler, çekişmeler söz konusu. Birazcık Ay Aslan etkisi de bunu destekleyecek.
Şimdi yine çarşamba gününe bakıyorum. Merkür ikizlerde ve Mars arasında bir açı var. Söylemler, konuşmalara dikkat. Dilinizle dövüyor musunuz yoksa yaptırmak istediğinizi? Baskıyla mı, kibirle mi, egoistçe bir tavırla mı? Yoksa böyle hani ben söyleyeceğimi söylerim ama o kadar güzel konuşur, seni ikna ederim ki yine benim dediğime gelirsin, benim istediğimi yaparsın şeklinde mi? Bakalım orada, çünkü çok böyle kıvrak bir zekada bir ikizler enerjisi var Merkür. Ve çarşamba günü akşamüstü saatlerinde Güneş Yengeç enerjisi artık daha iyiden iyiye 21 Haziran yaz mevsimini, sıcakları ve aynı zamanda böyle aile, tatil, yuva, kendi özelimiz, iş dünyamız, sevdiklerimizle bir arada olma enerjisini bizlere getiriyor. Cuma gününe baktığım zaman Ay Başak enerjisi birazcık daha bizim titiz, hassas, birazcık böyle organize etmek, biraz daha toparlanmayla ilgili bir enerjiyi getirecek. Haklısınız da bir bakıma. Şimdi tatile gidiyoruz, uzun bir tatil. Her şeylerin bir planı, programı yapılmakta. Ve yine özellikle onu da belirtmek istiyorum size. 25 Haziran'ın ertesi Merkür'le Neptün arasında bir kare açı var. Söylemler, konuşmalar, diyaloglar, gerçeklikler. Burada gerçeklikleri vurgulanmasıyla ilgili olan kısımda üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü hayalperest ya da gerçek olmayan bir konu, durumla ilgili kendini yanlış ifade etme, ifade edememe ya da belirtememe, ortaya koyamama enerjileri de söz konusu olabilir. Evet, 19-25 Haziran 2023 haftası haftalık burç yorumlarında yükselen Koç, Güneş burcu Koç olan sevgili takipçilerimiz. Evet, Koç enerjisiyle haydi bakalım başlayalım. Şimdi Koç burçları tam anlamıyla ikizler enerjisinde daha bilgi, iletişim, diyalog, yakın çevreyle ilgili olan hareketler, kendini ifade etme, ortaya koymakla ilgili olan enerjiden aldı. Evet, bu haftaya ikizler yeni ayı damgasını vururken hemen akabinde haftanın başında ikizler yeni ayından sonra Ay Yengeç enerjisi yine sevgili koçları ailevi konu, durumlarla ilgili olan alanda dört duvarların arasında çözmesi gereken konularla baş başa bıraktı. Şimdi pazartesi günü Güneş Neptün karesi vardı. Özellikle bakın burada tam anlamıyla sizin zihninizi toplayıp kendinizi ifade etme şeklinizi net bir şekilde ortaya koymanız gerekiyor. Sizin Güneş Neptün karesindeki ifade bu. Daha kendine güvende, daha kendini ortaya koyma, daha kendi içinden değil de gerçekliğini, hani dışa yansıtma ve atraksiyon hareketle ilgili, dışa yansıtma ile ilgili olan kısımlar. Neyle ilgili? Anlaşma, sözleşme, diyalog, ifade etme, özellikle yakın çevrenizdeki insanlarla ilgili. Aynı zamanda Jüpiter'le Satürn arasında bir 60'lık açı var. Yine aynı şekilde konu çalışıyor. Sorumluluk almakla ilgili olan kısımda biliyorum yoruldunuz, zorlandınız ama daha yeni başlıyor. Çünkü Kuzey Ay Düğümü Koç enerjisi de size yepyeni bir enerji, dinamiklik getirecek. Daha da önce atak, cesur ve yeniliklere yelken açacaksınız. Ama önce özellikle maddi konularla ilgili boğadaki tutulmaları aldınız. Yeni bir yapılanmaya gittiniz. Varlık sahibi olmak, birikim yapmak, geleceğe yönelik planlarla ilgili olan kısımda hadi biraz daha çalış. Bazılarının haklarını vermeyi unutma. Alacağın sistemden çok önemli olan sorumluluk almak. Az bir zaman kaldı. Satürn balıktan çıktıktan sonra Satürn koşa geçtiği zaman koş tutulmalarından da sonra biraz daha gökyüzündeki enerjileri yönetmeyi bileceksiniz derim. Çarşamba günü Ay Aslan enerjisi. Bu size ateş elementi iyi gelecek. Çünkü yöneticiniz de Mars Aslan'da. Daha dinamik, daha cesur, daha kararlı, eğlence, sosyal hayat, ilişkilerde yine ön planda olursunuz. Birazcık daha böyle Koç enerjisinden öte biraz daha gösterişe yönelik konu ve durumlar söz konusudur. Çarşamba günü Merkür İkizler Burcu'nda ve Mars Aslan enerjisi ilişkilerde özellikle abartı söz konusu. Flörtlerde, konuşmalarda, ateş elementi, ateş enerjisiyle birlikte bir anda aslında böyle çok sıradan giden bir ilişkinin alevlenmesi, ama bu sizin tarafınızdan olacak. Diyaloglarda böyle fazlasıyla söz vermek, fazla şeyler vaat etmek, olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek, ama rolünüzü çok iyi oynarsınız. Ama bu birazcık sıkıntı yaratabilir. Ve çarşamba akşamüstü Güneş Yengeç enerjisi, ailevi konular yine bütün ay boyunca gündeminizde olacak. Evet, bayram, tatil derken daha çok herhalde en fazla bu gökyüzü etkisine baktığım zaman ailesiyle birlikte zaman geçirecek burçlardan birisiniz diyebilirim ben. Aynı zamanda sadece vakit geçirmek değil, konunuz, gündeminiz de çok önemli. Bir takım ailevi konularla ilgili çözüm üretmek. Cuma gününe baktığım zaman Ay Başak enerjisi, işinizde detaycılık, organize etmek, işbirliği, bir takım çalışmalar, doğru yere doğru projeyi, insana, organizasyonu koymak konusunda tam destekleyici oluyor.
Hafta sonunun artık son günlerinde önümüzdeki haftaya yine etki edecek bir Merkür-Neptün karesi var. Yine aynı şeyi söylüyor. Kendine eğer ifade etmek istiyorsan gerçekliğini ortaya koymalısın. Korkularını, kaygılarını at. Kafanın içindeki gerçekleri, gerçek dünyayla uyumla ve ifade etme şeklini değiştir. O zaman sistem seni çok güzel destekleyecek diyor. 19-25 Haziran 2023 haftası haftalık burç yorumlarında yükselen boğa, güneş burcu boğa olan sevgili takipçilerimiz. Şimdi sevgili boğa burçları, ikizler burcundaki yeni ay enerjisini para evinizden aldınız. Maddi konular, gelirler, getirilerle ilgili yeni bir yapılanmanın ötesinde daha varlığınızı ortaya koymak. Ama varlığınızı ortaya koyarken kendinize güveniniz çok fazla. Birazcık burada böyle etrafın fikirleri, düşünceleri, daha hani yatırım ya da para biriktirmek ya da kazançlarla ilgili daha dışa dönüksünüz. Hani bir anda birkaç iş değil de birçok işi yapmak ve o birçok işle ilgili bazı şeyleri toparlamak. Yeni iş fikirleri, yeni düşünceler. Ama burada şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu dinamiklik iyidir, hoştur ama yine de siz bir boğa olarak sağlamcı ve net olmanızı tavsiye ediyorum. Hemen ay yengeç enerjisi, yakın çevreyle ilgili olan ilişkiler, yakın civarınızdaki seyahatler, aynı zamanda kuzenler, akrabalar, aileyle ilgili olan ilişkiler, daha hani böyle çekirdek ailenizin dışında onlarla ilgili olan alan etkilenecek. Güneş-Neptün karesi var. Güneş-Neptün karesinde bakın, gelecek planları yaparken kariyerden gelecek kaynaklarla ilgili ya da maddi konu koşul ve durumlarla ilgili çok dikkatli hareket etmenizi istiyor. Siz bir şeyler yapmak istiyorsunuz, herkesten bir fikir alıyorsunuz ama bazı konular, bazı durumlar arkadaşlarınızın, yakın çevrenizin anlattığı, aktardığı gibi değil, kaygan bir zemin olabilir. Buna birazcık dikkatli, temkinli olmakta fayda var. Sağlamcı olmanızı tavsiye ediyorum. Aynı şekilde bakın Satürn balıkta, Jüpiter de boğada. Şimdi burada şöyle de bir enerji var. Aslında her şeyi yapıp yaratacak olan sizsiniz. Realitede, gerçeklikte, iş, oluş, organizasyon, çaba kısmında. Fakat burada sadece şöyle, ne yapmak istiyorsanız çok iyi araştırın, çok iyi bilgilenin, çok netleşin. Ve ne olursa olsun şartlar, etrafınızdakinin akılları, fikirlerini dinleyin ama gerçeklik çerçevesinde olanı hayatınıza geçirin diyor. Evet, çarşamba günü Ay Aslan enerjisi. Ay Aslan enerjisi birazcık böyle evle, aileyle, yuvayla ilgili olan konularda yine etkili olacaksınız. Yine bir takım gerçekler, bazı şeyleri çözmekle ilgili. Biraz fazla çaba sarf edebilirsiniz. Arada anlaşılamayan bir takım konu durumlar varsa gerginlik, stres birazcık olabilir. Bir takım sabitliklerin değişmesi. Ben şurada şunu belirteceğim. Özellikle Venüs Aslan Retrosu'na da artık gölgeli günlere yaklaşıyoruz. Hani bir yenilik, bir taşınma, bir yapılanma, bir daha böyle güzellik, gösteriş, tadilat, bu tür böyle fazla para harcamamanızı ve bunları daha çok Eylül'ün 17'sinden sonra yapmanızı tavsiye edeceğim. Merkür İkizler'de ve Mars Aslan'da bunun arasında bir yine bir açı var. Aile üyelerinden, aileden bir takım fikirler alabilirsiniz, bir takım düşünceler alabilirsiniz. Bir takım maddi konu, koşul ve durumlarla ilgili harcamalar olabilir, evle ilgili olan konularda. Ama dediğim gibi bunlarla ilgili olan harcama kısmında birazcık daha temkinli, dikkatli ve doğru zamanı değerlendirin. Çarşamba günü Güneş Yengeç enerjisi. Güneş Yengeç enerjisi birazcık iletişim şeklinizi değiştirecek sizin. Yakın çevrenizdeki insanlarla daha hassasiyet, daha diyaloğunuz gelişecek. Evin yakınından yapacağınız iş, organizasyon, etkinliklerle ilgili olan kısımda. Eğitim alabilirsiniz, bir işinizle ilgili bir şeyler yapabilirsiniz. Bu alanları çalıştıracaksınız diyebilirim. Cuma gününe bakıyorum. Ay Başak enerjisi. Birazcık detaylı olacaksınız. Çocuklarınız varsa ebeveynlik konusunda. Biraz daha böyle titiz, daha pimpirikli olabilirsiniz, biraz panik olabilirsiniz. Bazı konu ve durumlarla ilgili bir takım gelişmeler yaşarken özellikle yeni yapılanma veya bir takım kaygılar, olur mu, yapabilir miyim enerjisi, yeni bir uğraşla ilgili olan, bunun konuyla da ilgili bir şeye başlamak için de çok destekleyici etki. Pazar günü ve önümüzdeki haftaya, hafta başında özellikle etkileyecek Merkür'le Neptün karesi var. Merkür-Neptün karesi yine aynı tıpkı Güneş-Neptün karesi gibi aynı koşulları veriyor. Ne olursa olsun bakın maddi kaynaklar, konular, durumlarla ilgili, gelecek planlarınızla ilgili net olun. Ve birazcık etrafın verdiği akıllar, fikirler, tavsiyelerden öte gerçek yapabilirliğinizi ve realiteyi ortaya koymanızda fayda var. Bazı konuşma ve söylemlerde çok güzel dinlersiniz, uygulamaya geçemeyebilirsiniz. Bazı konuşma ve söylemlerde yine uygulamalarla ilgili olan kısımda size yanlış bilgi verilebilir, yanlış yönlendirilebilirsiniz. Kendinizi çok ifade edemeyebilirsiniz. Bu sizde de sıkıntı yaratabilir. 19-25 Haziran 2023 haftası haftalık burç yorumlarında yükselen ikizler, güneş burcu ikizler olan sevgili takipçilerimiz.
Sevgili ikizler burcu. Güneş ikizler. Aynı zamanda yeni ay ikizler burcunda. Böyle bir sizi iyi hissettirecek. Merkür'ün de enerjisi size. Kendi varlığınızı daha ortaya koyacaksınız. Bir silkeleneceksiniz. Özellikle bu sene 2022'nin sonunda, 2023'ün başında çok daha varlığınızı net bir şekilde ortaya koyamadınız. Bir Mars'ın oradaki enerjisi 5 ay kadar size çok yordu. Bu Güneş, Merkür ve aynı zamanda yeni ay bir takım etkilerin üzerinizde olması sizi çok daha iyi hissettirdi. Sanki 2023'e bu sene itibarıyla yeni başlıyormuş gibi hissetmiş olabilir birçok ikizler burcu. Hemen akabinde ay yengeç enerjisinde olacak. Varlıklarla, maddiyatla, gelirlerle ilgili olan konularda tek başına değil. Aile üyeleri, aile, evinizle ilgili olan konular, belki bazı ikizler için özellikle böyle artık teknolojileri çok geliştiği için hem iletişim şekilleri hem para kazanma şekilleri, ev, evin yakınından, anne, çocuk, yuva, aileyle ilgili olan konularda bir takım gelişmeleri de getirecektir. Pazartesi günü Güneş Neptün karesi var. Burada söyleyeceğim tek bir şey var. Kendime çok güveniyorum ama gerçekten kendime güvendiğim şekilde varlığımı ortaya koyabiliyor muyum? Çünkü kariyerde, mesleğinizde, işinizde, çalıştığınız yerde ya da özel hayatınızla ilgili köklü değişimler söz konusu olabilir. Aynı zamanda Jüpiter ile Satürn arasında bir 60'lık açı var. Sorumluluk almanızı tavsiye ediyor. Burada birazcık kaçak dövüşmeyeceksiniz. Yüzeysel geçmeyeceksiniz. Her ne yapıyorsanız eğer kesinlikle bunların hepsini, her şeyini siz istediğiniz için yapıyorsunuz. Sistem bir nevi sizi destekliyor aslında. Bazı şeyler ağır ve yavaştan gidiyorsa eğer şanssızlık olarak yorumlamayın. Sistemin sizi desteklediğinden kaynaklı. Sistem sadece burada hani böyle kayıp kurban rolü derim hep ben balık için. Çok vurgularım onu. Hani ıslak bir zeminde kaymak gibi ya da o balığı elinize tutamamak gibi düşünmeyin. Lütfen. Ne istiyorsanız eğer yapacak olan sizsiniz diyor. Çarşamba günü Ay Aslan enerjisi. Ay Aslan enerjisi özellikle bakın Mars Aslan, Venüs Aslan, ilişkiler, diyalog, flörtler, konuşmalar, iletişim şeklinde ilgili abartıyı getirebilir. Biraz kendinizi farklı gösterebilirsiniz. Olmayan bir bilgiyi var gibi gösterebilirsiniz. Birazcık kibir de getirebilir. Ve Merkür İkizler Burcu'nda ve Mars Aslan'la arasında bir açı var. Kendi varlığımı ortaya koyarken abartıyor muyum? Olmayan bir şeyi farklı mı gösteriyorum? Yoksa bazı konularda sinirleniyorum, dilimle dövülüyorum ya da kibir mi var? İletişim şeklinizi yeniden yapılandırmakla ilgili Mars ikizler, Mars Aslan enerjisi şu an bunu vurguluyor. Ama burada bilgine güvenmek istiyorsan sonuna kadar güvenebilirsiniz. Fakat tek bir sıkıntımız var, kibir yok. Evet, çarşamba akşamüstü Güneş yengeç enerjisine geçecek. Maddi konular, parasal konularla ilgili tek başına hareket etmeyeceksiniz. Aileyle ilgili olan konularda. Maddi koşullarda önümüzdeki bir ay yeni bir yapılanmadasınız. Burası parasal konularda gelir getirir verebilir. Özellikle evinizin yakından aile, yuva, çocuklarla ilgili olan konularda bazılarınız için aile şirketi, aile işlerine ilgili, bazılarınız için evinizle, ailenizle ilgili olan harcamaları ya da onlardan alacağınız desteği gösterebilir. Cuma gününe baktığımız zaman Ay Başak enerjisi birazcık böyle evi toparlamak, evle ilgili olan konular, tamirat, tadilat, aile, yuva ile ilgili olan konularda birazcık böyle hani geçmişi, soy ağacını, geçmişte söylenenleri, olayları, konuları da çok didikleyebilirsiniz. Bu etkiyi, enerjiyi de verir. Ve önümüzdeki hafta başına etkileyecek olan Merkür ile Neptün arasında bir kare açı var. Biraz önce de belirttim. Siz kendinizi çok net bir şekilde ortaya koyduğunuzu düşünürken sistem sizin sorumluluk almanızı istiyor. Kayıp kurban rolünden çık, yapman gerekeni bil, ona göre hareket edeceksin. Çünkü kariyeriniz, işinizle ilgili değişiklik, eşinizle ilgili olabilir, her yaş grubundan izleyicimiz, takipçimiz var, köklü değişimlerle ilgili olan bir süreçten geçiyorsunuz. Birazcık bazı koşullarda sizin yerinize başka insanlarla değerlendirilebilir. Sonra bana kandırıldım demeyin. 19-25 Haziran 2023 haftası haftalık burç yorumlarında yükselen yengeç, güneş burcu yengeç olan sevgili takipçilerimiz, ikizler enerjisi birazcık sizi bir böyle cendereye soktu gibi oldu açıkçası. Çünkü aktif bir şekilde hareket etmek istiyorsunuz, konuşmak, anlatmak, aktarmak istiyorsunuz ama o enerji içinizde, kapalı bir halde. Çok kendinizi açığa çıkartamıyorsunuz. Ama ikizlerdeki yeni ay enerjisinin hemen akabinde ay yengeç biraz daha kendinizi ortaya çıkaracak. Daha duygusal anlamda bu gelgitten, gerilimden, bu kapalılıktan çıkacaksınız.
19'u pazartesi günü Güneş-Neptün karesi var. Güneş-Neptün karesinde yine belirtiyorum bakın. İçinizde müthiş böyle hızlı bir şekilde hareket etme, ifade etme, kendini ortaya koymakla ilgili bir durum var. Ama birazcık sıkıntılı çünkü kapalısınız. Eş, aile, erkek figürü, baba ile ilgili olan konular gündemde olabilir. Burada çok net ve yeni bir şekilde bir hareket ve atılımda bulunmak istiyorsunuzdur. Ama o hareket ve atılımın altyapısını oluşturmamışsınız, hayal kırıklığı yaratabilir. Jüpiter ile Satürn arasında bir 60'lık açı var. Şimdi burada sorumluluk almanızı, gerçekliği görmenizi, realitede bir şeyleri yapılandırmanızı istiyor, yeni bir hayat istiyorsanız eğer. Evet, ben seni destekleyeceğim diyor sistem. Ama tek bir ricam, isteğim var. Sorumluluk alacaksın, gerçekliği göreceksin, duygusal hareket etmeyeceksin diyor. Burada bunu başardığınız zaman zaten gelecek planlarınla ilgili uzun vadeli kalıcı ve varlık getiren hareketleri görebilirsiniz. Çarşamba günü Ay Aslan enerjisi, maddi koşullar, size hep uyarıyorum, dikkat. Fazla harcama, lüks tüketim, estetik, güzellik olmayan bir paraya harcama söz konusu olabilir. Aman, fazla para harcamaktan kaçınıyorsunuz. Merkür İkizler Burcu'nda Mars Aslan enerjisinde yine aynı şekilde kendi kafanızın içerisindeki konuşmaları dışarı ifade edemeyen yengeç figürü, öyle diyeyim size. Ne yapıyor? Bu sefer kendini deşarj olmak için, rahatlatmak için parasal konularla ilgili müthiş bir harcama yapıyor. Bu etkiyi verir. Güneş Yengeç Burcu'na geçince birazcık daha rahatlayacaksınız. Daha iyi ifade etme, daha kendini ortama alıştırma, daha net bir şekilde ortaya koyma. Benim varlığım, benim istediğim, dediğiniz konularda güzel gelişmeleri de mutlaka burası getirecektir size. Cuma gününe bakıyorum. Ay Başak enerjisi. Ay Başak enerjisinde birazcık söylemler, konuşmaları yaparken çok inceleyip sık dokuyacaksınız. Ona öyle söylesem kırılmasın, buna böyle söylesem kırılmasın. Hep bir takım şeyle ilgili bilgi, iletişim, diyalogla ilgili konularda emin olamayacaksınız. Doğru mu, değil mi, emin miyim, değil miyim? Bu gergitler birazcık sizi yorabilir. Pazartesi gününe bakıyorum. Önemli çünkü bu hafta bu etkiyle başlayacak. 26 Haziran diyeceksiniz. Hani bu hafta niye bunu belirtiyorsunuz? Uyarıyorum şimdiden. Merkür'le Neptün'ün karesi var. Yine aynı şeyi söylüyor. Yanılabilirsiniz. Yeni bir yere taşınmak, yeni bir iş, yeni bir hayat, yeni bir yapılanma. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Fakat gerçekliği gör diyor. Hayalin peşinden gitmek değil. Bu şu etkiyi de verir bakın. Ben bir şeyler yapmak istiyorum. Hızlı hareket etmek istiyorum. Fakat şu an hızlı hareket edemiyorum. Sistem ona izin vermiyor. Ama öyle bir şey, aslında onu bir başarsam hayatım müthiş olacak. Hayır, burada bir durmanızı tavsiye ediyor. Çünkü gerçekliği görmenizi, misal birçoğumuzla ilgili özellikle yurt dışına ilgili planlar var. İşte oraya gidersem her şey çok farklı olur ama burada sistem diyor ki senin hayal kurduğun, düşündüğün kendi içindeki gibi değil. Bazı fikirleri al, bazı gerçeklikleri gör, oraya gittiğinde hayal kırıklığına uğrama diyor. Uğrar mısınız? Hayır. Gerçekliği görürseniz eğer, malzemenin ne olduğunu bilirseniz ve ne yaşayacağınızı ya da neyin üstesinden gelip gelemeyeceğiniz, o zaman işte bir problem olmaz. 19-25 Haziran 2023 haftası haftalık burç yorumlarında yükselen Aslan, Güneş Burcu Aslan olan sevgili takipçilerimiz. Şimdi ikizler yeni ayına baktığım zaman özellikle bakın kariyerden gelecek kaynaklar, önümüzdeki günlerle ilgili olan gelişmeler, konular, sosyal çevre, arkadaş çevresiyle ilgili olan alanları veriyor. Şimdi burası bu anlamda güzel konu koşulları getirecek bir yenilik, bir dinamiklik getiriyor size. Hemen akabinde Ay Yengeç enerjisi, o birazcık sizi sıkacak. Böyle anne yuva ile ilgili, duygusal konularla ilgili, aile ile ilgili koşullar, hiçbir şey olmasa bile kendi içinizde en azından 2,5 günlük süre içerisinde biraz böyle sıkıntılı, daha böyle bir gönül yorgunluğunun olduğu ama tam olarak olayların, konunun adının geçmediği, hani ne olduğu netleşmeyen bir durum söz konusu olabilir. Pazartesi günü Güneş-Neptün karesi var. Güneş-Neptün karesinde ben size tek bir şey söyleyeceğim. Parasal konularla ilgili net misiniz? Çünkü bazı koşullarda yeni bir yapılanmaya gitmek isterken özellikle borçlar, belki bir aileden beklediğiniz bir destek, belki bir takım krediler ama çözmeniz gereken bir süreçten bahsediyor. Burada tek başınıza değil de eğer bir yeni yapılanma, kalkınma planındaysanız öncelikle krizleri çözeceksiniz. Öncelikle çok kişinin sorumluluğunu alacaksınız. Onları yönetmekle ilgili özellikle maddi koşullar ve borçlarla ilgili. Jüpiter ile Satürn arasında bir 60'lık açı var. Burası özellikle bakın hayatınızla ilgili yeni bir kariyer planı yapılanma, yani gözle görünür olduğunuz alanlarda sahnede yeni bir yapılanma istiyorsanız eğer öncelikle kriz yönetimini yapmanız gerekiyor diyor. Öncelikle hayatınızı temizlemeniz gereken ne kadar pürüz varsa hepsini temizleyeceksiniz. İşte başkalarının desteği, borçlar, aileyle ilgili olan konular,
bir takım gizli saklı durumların artık çok daha net bir şekilde realitede, gerçek hayata göz önüne geçmesiyle ilgili olan konular. Burası çünkü Jüpiter Boğa burcunda. Bir takım statünüzle ilgili, isminizle, ünvanınızla ilgili yeni bir yapılandırmayı getirecektir. Ay Aslan enerjisi dinamiklik getirecek size çarşamba, perşembe, cuma günü. Merkür İkizler burcunda, Mars Aslan'da, Venüs Aslan'da. Aslında sevgili aslanlar çok rahat değilsiniz. Birazcık böyle enerjiler çok yüksek oktav. Şimdi birincisi arkadaşlarınızla ilgili olan diyaloglarınızda kendini ifade etme şeklinizi çok net bir şekilde ortaya koyun. Net bir şekilde ifade edin. Ne olduğunuzu, ne yapacağınızı, ne yapabilirliğinizi ya da ne yapamayacağınızı. Sonra yine kendinizi bir takım konu koşullarda ifade ederken saldırgan ya da agresif değil, sadece gerçekten gelecekle ilgili ya da yapabilirliğinizle ilgili ne istediğinizi açık yüreklilikle, tıpkı bir aslana yakışır şekilde ortaya koyun. Güneş yengeç enerjisinde o birazcık sizi şu önümüzdeki bir ay birazcık sıkacak. Mars aslan, Venüs aslan, retro hareketi, birazcık bu tür etkiler böyle çok hani enerjinizde gelgitler yaratacak. Bir taraf çok yüksek oktav, diğer taraf hayır, daha duygusal, daha hep birlikte mantığıyla hareket etmek kısmında olacak. Ve cuma gününe baktığımız zaman ay başak enerjisi maddi konularla ilgili yapılanma inceleyip sık dokuyacaksınız. Birazcık elinizdeki bütçeden hani yapabilirliğinizi birkaç tık daha artırmak isteyeceksiniz. Ve önümüzdeki haftaya etkileyecek Merkür ile Neptün arasında bir kare açı var. Özellikle bakın söylemler, bilgiler, iletişimler, konuşmalar, ifade etmeler ile ilgili olan kısımda sizin daha net olabilmeniz ve gelecek planı yapabilmeniz için bir kriz yönetimini, parasal konu sıkıntıları, ortak paydadaki bir takım mirasları ya da dağıtmanız, vermeniz gerekenleri. Ama burada genel anlamda baktığımda öncelikle bir takım krizleri çözüp ondan sonra daha rahat bir nefes alabileceğinizi düşünüyorum ben. 19-25 Haziran 2023 haftası haftalık burç yorumlarında yükselen Başak, Güneş Burcu Başak olan sevgili takipçilerimiz. Şimdi Merkür İkizler Burcu'nda Merkür yöneticiniz İkizler Yeni Ayı size iyi gelecek. Çünkü artık yapmak istediğinizle ilgili olan konularda sınırı kaldırdınız. Sınırı kaldırmanın ötesinde çok daha net ve rahat bir şekilde planı, programı, uygulamayı yapıyorsunuz ve harekete geçiyorsunuz ve kendinizi ifade edip çok iyi anlatıyorsunuz. Ay Yengeç enerjisi, ben kendimle ilgili bir şey yapmıyorum. Ne yapıyorsam ailem ve kendimin geleceğimle ilgili olan kısmı dedirtecek size 2,5 gün kadar. Pazartesi günü Güneş Neptün karesi var. İlişkilerde dikkat. Şimdi birazcık yanılmalar var. Yanıltmalar var. Aldanma, aldatılma var. Hep söylüyorum. Aldatılma illaki bir üçüncü kişinin olmasıyla ilgili değil. Yani vaat ettiğinizi yapamamakla da ilgili. Bu tür durumlar var. Artık kendimi çok iyi ifade ediyorum. Net ne istediğimi biliyorum ve bu yeni imajımla, öyle diyelim, kendime yeni bir statü elde etmek istiyorum ama ilişkilerle ilgili olan kısımda acaba emin miyim? Burası net değil. Bunu yapmak istiyorsan diyor, önce ilişkilerle ilgili sorumluluk alacaksın. Gerçekliği göreceksin. Hayalperest olma. Annem istedi, babam istedi, karşı taraf istedi, ayıp olur diye bir sorumluluğun altına girmeyeceksin diyor. Eğer sen zaten yeniliklerle ilgili olan konuda sağlam bir başaksın, toprak enerjisin diyor. Sağlam ve net, boğadaki tutulmaları da alarak, ne istediğini bilerek ve gerçeklik çerçevesinde hareket edersen, inanarak gerçekliğinin peşinden gittiğinde hayatınla ilgili yapılanmanın sözünü veriyorum ben sana diyor buradaki açı. Ay Aslan enerjisine geçecek çarşamba günü. 2,5 gün birazcık sıkıntılı olabilir. Mars Aslan, Venüs Aslan çok ifade edemiyor kendini. Toprak elementi daha sağlamcı, daha garantici. Kafalar daha da karıştı. Bir de işin içerisindeki bir öfke, stres de girdi. Ama burada sevgili Başak kafasının içinde kendi kendine kavga ediyor. Merkür İkizler Burcu'nda Mars Aslan enerjisinde biraz önce de söylediğim gibi artık yeni bir statü, toplum önündeki yeni bir görünürlük, yeni bir böyle bir tarzını, çizgini ortaya koymak, bir yol çizmeyi istiyorsan eğer kendine kavga etmeyi bırak. O enerjinin açığa çıkmasıyla ilgili olan kısımda az biraz daha zaman var. Öncelikle kendi kendine karşı olan savaşını bitir diyor. Güneş yengeç enerjisine geçecek. Güneş yengeç enerjisi gelecek planlarınla ilgili olan konuda tek başına hareket etmeyecek. Ne yapıyorsam eğer kendim için değil, ailem için, etrafımda sahiplendiğim insanlar için diyeceksiniz. Hafta sonu ay başak enerjisi, o birazcık sizi rahatlatır. Hafta sonu Merkür ile Neptün arasında bir açı var. Önümüzdeki haftaya damgasını vuracak. Biraz önce de belirttiğim gibi ilişkilerle ilgili olan kısımda
ne istediğinizi bilmek, net olmak, gerçekliği görmek, gerçeklik çerçevesinde hareket etmekle ilgili bir süreçtesiniz. Burada çok yanıltıcı etkiler var çünkü. Özellikle yenilik hayatınızı istiyorsanız eğer, o yenilikle ilgili olan kısımda daha çok sizin toplum önündeki statünüzü, hayatınızı, kariyerinizi, kendinizi yapılandırmak istiyorsanız gerçeği görmeniz gerek diyor sistem. İçinize sinmeyen hiçbir organizasyon, oluşum ve etkileşimin içine hiçbir şekilde girmeyin diyor. Evet, 19-25 Haziran 2023 haftası haftalık burç yorumlarında yükselen terazi, güneş burcu terazi olan sevgili takipçilerimiz. Sevgili teraziler, hava elementi çok destekliyor sizi. İkizler yeni ay ile birlikte, hadi bakalım. Bu dinamiklik size iyi geldi. Koç terazi aksındaki tutulmalara doğru giderken sevgili teraziler üzerindeki ölü toprağını silkeleyecek. Birazcık bazı teraziler için tabii ki böyle kuvvetli bir mücadele enerjisi, çok eskisi gibi orta yolu bulamama, biraz daha tek başına hareket etmeyi getirecektir. Ama bu ikizler yeni ay iyi geldi. Adeta böyle tutulmaların ayak sesleri. Bir böyle bir silkelenmeye başladığınız gibi geliyor. Hemen akabinde Ay Yengeç enerjisine geçecek. Ay Yengeç enerjisi ne olursa olsun ailem, ben ailemle bir bütünüm. Veya yapmak istediğiniz işle ilgili daha aile gibi hissettiğiniz insanlar, aile şirketleri, evinizle ilgili, ailenizle ilgili yapacağınız işler ya da kendinizin bir ailenizle ilgili, kendi çekirdek ailenizle ilgili alacağınız kararlar. Pazartesi günü Güneş Neptün karesi var. Güneş Neptün karesi birazcık hem sağlıkla ilgili yanıltabilir. Bir şey yapmak istiyorsanız ama önce geri planda sağlıkla ilgili olan belirsizlikleri çözmeniz gerek diyor. Kimileri için özellikle günlük hayat, günlük yaşantınızla ilgili bir takım belirsizlikleri yapılandırmak, kimileri için de aynı zamanda iş hayatınızla ilgili olan konularda belki de gerçekten göremediğiniz konu ve durumları bitirip hadi artık biraz daha cesaret, biraz daha sosyal çevreyi, arkadaş çevresini, biraz daha kendinizi pazarlamanızı, bilginizi kullanmanızı söylüyor. Jüpiter ile Satürn arasında bir 60 derecelik açı var. Özellikle bakın, korkmayın hiçbir şeyden. Çünkü o kadar imkansızlığın ve sıkıntının içerisinde bazı kaynaklar, destekler eğer bitti dediğiniz noktada siz kendi hayatınızla ilgili yeni bir ekonomik anlamda kalkınma yapıyorsunuz. Hem de çok sağlam. Bazı teraziler için miraslar konusunda eşten gelecek, ortaktan gelecek nafakalar, paralar veya işte devletten alacağınızla ilgili çok şanslısınız. Sade ve sadece günlük hayat, iş hayatı ve sağlığınızla ilgili olan konuda sorumluluk almanızı, bunların hayatınızın özellikle önümüzdeki 2 senelik süreçte daha ön planda olmasını tavsiye ediyor. Ama ön planda derken siz birinci planda değil, daha çok birinci plandaki insanlığın arka plandaki akıl mekanizması olacaksınız. Ayın 21'i çarşamba günü Ay Aslan enerjisinde olacak. Ay Aslan enerjisi sizi popüler yapar. Sosyal çevreyi, arkadaş çevrenizi ve gelecekle ilgili olan konularda artık ben de ne istediğimi biliyorum kısmında daha çok sesiniz ortaya çıkar. Burası Venüs'te Aslan olduğu için çekiciliğinize çekicilik katar derim ben size. Merkür İkizler Burcu'nda ve Mars Aslan enerjisinde burada birazcık dikkat, hayatınızla ilgili bir takım yeni konu, koşul ve durumlarla ilgili olan alanda iddialısınız. Ama bu iddianın altında baskı, özgüven eksikliği, etrafınızın size hadi yaparsın, başarırsın gibisinden verdiği böyle etkiyle değil de tam anlamıyla kendi bilgeliğinize, gücünüze, inancınıza güveniniz tam olsun derim. Güneş Yengeç enerjisi. Güneş Yengeç enerjisi sizler için bakın yeni bir iş, yeni bir olanak, kendinizin tek başına bir iş, uğraş yapmanız, bazılarının aile olması, bazılarının aileyle ilgili olan konularda sorumluluğunun isteyerek daha artması demektir. Hafta sonu Ay Başak enerjisinde. O Ay Başak enerjisi birazcık sizi yorabilir. Çünkü oradaki enerji hem kafanızın içerisinde ikilemler, tereddütler, çeşitli senaryolar hem de çok böyle duygularınızı ya da kendinizi net ortaya koyamamak birazcık yorabilir sevgili hava elementi terazileri. Ve yine uyarmak istiyorum. Sağlık, günlük hayat, iş hayatınla ilgili olan konularda bir netliğinizi kazanacaksınız. Ondan sonra yenilikle ilgili olan alanlarda yapılanmaya doğru yelken açacaksınız diyebilirim ben size. 19-25 Haziran 2023 haftası haftalık burç yorumlarında yükselen akrep, güneş burcu akrep olan sevgili takipçilerimiz. Akrepler tıpkı boğa, aslan, akrep, kova, sabit burçlar gibi bu senenin sonuna kadar da yine başroldesiniz. Çok önemli etkiler var. Bence hem danışanlarda hem takipçilerde gördüğüm hem de etrafındaki insanlarda dikkatimi çeken bir konu var. Akrepler aslında akrep boğa aksındaki tutulmaları özellikle 20 Nisan'dan sonrasındaki süreçten itibaren çok yoğun bir şekilde yaşamaya başladılar. Çünkü koç enerjisi, yöneticisi Mars, şu an Mars birazcık rahat değil. Aslan enerjisinde
Ama önümüzdeki zaman dilimi içerisinde özellikle o Mars'ın da daha başa geçmesi, şu retrolardan bir Venüs'ün kurtulması, o aslanın baskısı, o sabitlikler, daha doğru zamanda doğru yere enerjinizi kanalize ederek yapılanmaya gideceğinizi söyleyebilirim. İkili ilişkilerde birazcık daha rahatlayacak, özellikle Venüs Başak, Mars Başak enerjisinde olduğu zaman. Şu an çünkü ikisi her ne kadar aynı burçta da olsa yöneticiniz Mars, görmüyorlar birbirlerini. Şimdi sevgili akrepler, ikizler yeni ayı birazcık böyle kriz yönetimi, gizli saklı konuların artık söze dile gelip açık açık konuşulması, maddi konu, koşul, durumlar, ilişkilerle ilgili olan kısımda. Hemen akabinde ikizler yeni ayından sonra ay yengeç enerjisi, yeni bir yapılanma. Çünkü yeniliklerle ilgili olan kısımda daha pozitif, daha yapıcısınız, daha duygusalsınız. Akrepsiniz, yengeçteki o enerji. Güneş Neptün karesi dikkat diyor. Neyle ilgili? İlişkilerle ilgili. Ayaklarınız yerden kesilebilir. Gizli saklı yürüttüğünüz, götürdüğünüz ilişkilerle ilgili olan kısımda. Veya hayatınızla ilgili, eğlence hayatı, sosyal hayatınızla ilgili olan konularda ayaklar yine yerden kesildi. Ama bazı konu, koşul ve durumlarda yüzeysel kalmak yerine kendi içinize dönmek, maddi konu, koşullarda ya da ilişkilerle ilgili olan konularda birazcık böyle ilişkinizi yine aynı seviyede, aynı oranda devam ettirmek isteyebilirsiniz. Ama karşı taraf ilişkinin daha gerçekçi çerçevesinde ve daha insanlara lanse edilerek yaşanmasını isteyebilir. Şimdi Jüpiter Boğa'da Satürn'le arasında bir açı var. İlişkilerle ilgili olan konuda sorumluluk alacaksınız diyor. Ama sorumluluk diye direttiğiniz konuda çok işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Hiç problem değil. Diğer tarafta çok ilişkiye kanalize olma. Kendini rahatlatacak bir enerji, bir aktivite, bir uğraş bul. İlişki zaten bir şekilde bir yoluna girecek diyor. Şanslısınız. Birçok insandan böyle hayranlık dolu hani açıklamalar duyabilirsiniz. Ve ilişkilerinizi yapılandırmak, gelecekle ilgili planlar almak konusunda çok destekleyici etkiler var. Ay Aslan enerjisi özellikle bakın sizin kariyerinizle ilgili, statünüzle ilgili olan alanda Mars Aslan, Venüs Aslan enerjisi. Birazcık böyle enerjiniz, yıldızınız parlıyor diyebilirim ben size. Ama burada yıldız olarak gerçekten hani ışığınız, enerjiniz anlamında bu kelimeyi sarf ediyorum size. Daha bir yeni bir kariyer kimlik yaratıyorsunuz. Merkür ikizlerde, Mars Aslan burcunda. Şimdi burada öncelikle bir takım sıkıntılar, krizler var. Öncelikle bazı şeyleri karşı tarafla açık açık konuşmalı. Öncelikle net olmalı. Öncelikle maddi konu, koşul, durumlarla ilgili yüzeysel değil. Bu sefer daha analitik zekayı kullanarak hareket etmelisiniz ki daha rahat edesiniz diyor. Güneş yengeç enerjisine geçtiği zaman o birazcık duygusallık sizi aşağıya çekebilir. Bir takım yenilikler yapmak istiyorum. Çok da minnoş gibi gelebilir o etki. Ama burada o duygusallıkla gerçekliği görmediğiniz konular olabilir. Cuma gününe baktığım zaman Ay Başak enerjisine geçecek. Ay Başak enerjisi özellikle biraz daha aklı başında hareket etmenizi sağlar. Bir takım önümüzdeki zaman diliminde yapmak istediklerinizle ilgili. Merkür'de ikizler, hızlı hareket etmek isteseniz de sağ sistem kurarak yavaş gitmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi burada Merkür ikizler enerjisi ve Neptün arasında bir açı var. Bir takım krizli durumlar. Sosyal hayatınız, eğlence hayatınız, yaşantınız ya da ilişkinizle ilgili fazla para harcama, varlığı farklı gösterme gibi konu koşullar olabilir. Bir takım ilişkiyle ilgili durumlar vardır. Net değildir. Siz bir hayalin peşinden gidiyorsunuzdur. Ama orada o hayalin peşinden giderken aslında gerçekliği görmüyorsunuzdur. Çok fazla para harcama enerjisi olmayan bir şey harcama ya da birilerine bir şeylere güvenerek hareket etmemenizi tavsiye ediyor. 19-25 Haziran 2023 haftası haftalık burç yorumlarında yükselen yay, güneş burcu yay olan sevgili takipçilerimiz. Sevgili yay burcundaki takipçilerimiz, ikizler enerjisi tam karşı evinizde, ilişkilerle ilgili yeni bir döngüye girdiniz. Yeni bir sürece girdiniz, yeni bir yapılanma. Birazcık böyle bol flört, diyalog, konuşma ya da süregelen ilişkinize daha birbirinize açılmayı getirebilir. Hemen akabinde ay yengeç enerjisi. Ailevi konular, maddi koşullar, maddi gerginlikler, aileyle ilgili konuşulması gerekenlerin çözümü. Güneş Neptün karesine baktığım zaman ilişkilere dikkat, çünkü aileyle ilişkiniz arasında kalabilirsiniz. Bazı ilişkilerde özellikle hani bulunduğunuz yerle ilgili bir taşınma, beraber yaşama ya da yeni bir hayat kurma, aile geleneklerinle yeni modern edilen bir ilişki ya da karşı tarafın talebi konusunda ikilemde kalabilirsiniz. Jüpiter ile Satürn arasında bir açı var. Buradaki Jüpiter ile Satürn arasındaki açı, sistemi düzenle kurduğunuz zaman günlük hayat yaşamın, hatta iş hayatınla da ilgili yeni bir yapılanma gelecek.
diyor size. Sadece dediğim gibi aile hayatı, kendi aile ilişkileriniz, kendi işiniz, onun ailesi, bunlarla ilgili olan konularda sorumluluk alacaksınız. Orada çünkü ailevi sorumluluk çok fazla, kendi hayatını kuramıyor, kendi hayatını özgürce idame ettiremiyor diyebilirim. Ay Aslan enerjisi çarşamba gününe baktığım zaman bu size iyi gelecek. Çünkü Mars Aslan, Venüs Aslan, özellikle de böyle buradaki açılara da baktığım zaman yeni bir şeyleri yapmak, oluşturmakla ilgili müthiş bir enerjiniz var. Merkür İkizler Burcu'nda ve Mars Aslan'la arasında bir açı var. Özellikle bu yenilik, bakın yine söylüyorum, taşınma, yuva kurma, aile kurma, kendi partnerinizle ilişkinin daha bir farklı seviyeye gitmesi, bununla ilgili olan konularda müthiş bir enerjiniz var. Bunlarla ilgili bir konuşmanız, diyaloğunuz var. Güneş Yengeç enerjisine geçiyor. Ama konu, gündem geri planda aile oluyor. Bu ailede daha çok kendi ailenizle ilgili miras, paralar, borçlar, aileden gelecek bir takım destekler, bazı koşullarda ailenin bir sırrı, bunlarla ilgili olan konular gündemdeyken hafta sonu Ay Başak enerjisi. Hadi bakalım, hayatını yapılandırmak istiyorsan sistemi çok düzgün bir şekilde kurmalısın. Hızlı hareket ediyorsun Merkür ikizlerden. Ama ne istediğini bilmen konusunda daha yavaş hareket edersen biraz da Yay enerjisi daha faydalı olur diyor. Merkür ikizler burcunda Neptün'le arasında bir açı var. Özellikle hafta sonu ve önümüzdeki haftaya damgasını vuracak. Yine söylüyorum, taşınma, ev, aile, yuva, kendi hayatınızı kurmakla ilgili olan kısımda ikilemlerde çok kalıyorsunuz. Özgür bir şekilde hareket edemiyorsunuz. Hep böyle bir aile hayatınızda, evinizde hep bir belirsizlik, sorumluluklar. Bu konuda birazcık daha kendinizi açıkça ortaya koymak, net ne istediğinizi ve yapabilirliğinizi görmek önemli. Çünkü o şekilde hayata geçireceksiniz. 19-25 Haziran 2023 haftası haftalık burç yorumlarında yükselen Oğlak, Güneş Burcu Oğlak olan sevgili takipçilerimiz, sevgili Oğlak Burçları, İkizler Burcu'ndaki yeni ay enerjisi burada aslında çok yönlülük getirecek size. Olağan, durağan, stabil, sabitliğinizden bir nevi çıkıp biraz daha böyle portföyünüz, yelpazeniz daha genişleyecek, biraz daha renklenecek, daha dışa dönük olacaksınız. Yeni fikirler, yeni düşünceler, yeni diyaloglar, yeni başlangıçlar. Ama günlük hayat ve profesyonel iş hayatınız varsa bunlarla ilgili olan alanda, ikili ilişkilerle ilgili değil. Ay Yengeç enerjisi hemen sevgili Oğlak Burçları'nın karşı evinde. İkili ilişkilerden de öte ailenin isteği, baskısı, dileği daha baskın olacak burada. Pazartesi günü Güneş Neptün arasında bir açı var. İşte burada şöyle söyleyeceğim, zihni topla, ne yapmak istediğini bil. Çünkü bu sizin günlük hayatınızı, gündelik hayatınızı ve profesyonel bir iş hayatınız varsa olmasa bile bununla ilgili yapılanmayı birazcık etkiliyor. Biraz kafa karışıklığı var burada zihinsel olarak. Bir takım bir şeyler yapmak istiyorum ama ne yapmak istediğimi biliyor muyum? Çok Oğlağın dışında hareket edebilirsiniz. Jüpiter ile Satürn arasında burada bir açı var. İlişkilerle ilgili kalıcılık bazılarına çocuk getirecek. Bu düşüncenin içine girebilirsiniz. Artık karar verebilirsiniz. Bazılarınızla ilgili olan konularda yeni bir ilişki, bazılarınızla ilgili olan konularda konuştuğunuz, diyalogda olduğunuz bir insanla ilgili bir karar almak. İlişkiyi daha farklı, daha böyle artık adını koymakla ilgili bir versiyona girebilirsiniz. Yani sadece konuşup flört ediyorsunuzdur. Artık daha uzun zaman dilimleri geçirmek ve daha çok tanımak istiyorum diyebilirsiniz. Ve yine buraya baktığım zaman özellikle Ay Aslan enerjisi birazcık böyle gizli saklı konular, gizli saklı konulara sizi çekebilir. Kriz yönetiminle ilgili olan kısımda çözmeniz gerekenler var. Merkür ikizlerde, Satürn özür diliyorum, Mars Aslan burcunda. Burada parasal konularla ilgili olan kısımda kendinizi çok iyi ifade ettiğinizde aileden destek alabilirsiniz. Bir takım krizleri bitirebilirsiniz. Bir takım gelişmeler tamamlanabilir. Bir takım konu, koşul, durumlarla ilgili olan kısımda yenilikler, yeni gelişmeler, yeni etkiler gelebilir. Güneş Yengeç enerjisi ilişkileri gündeme getirecek. İlişkilerde aile kavramı, aile olmak, aile faktörünün önemi. Belki bazılarınız ailenizi çok ihmal ettiğinizi düşünebilirsiniz. Ya da ailenizdeki bir takım değerlere, bir takım konulara önem vermekle ilgili olan kısımda da çalışabilir. Ve Cuma gününe baktığım zaman Ay Başak enerjisi bütün hafta sonunu etkileyecek. Ama hafta sonu yine bir etkimiz daha var. Önümüzdeki haftayı da etkileyecek. Merkür ile Neptün arasındaki kafanızdaki düşünceleri daha netleştirmek, daha sağlamlaşmak, ifade şeklinizi burada sizi çok daha kazançlı kılacak ve ne istediğinizi bilen bir şekilde, hani kafanızı
daki konu durumları netleştirirseniz eğer çok daha sağlıklı bir şekilde kendi varlığınızı, kendi bilginizi açığa çıkaracaksınız. Burada çünkü ikilemler var, tereddütte olmalar var, eski ile yeni arasında bir gelip gitmeler var. 19-25 Haziran 2023 haftası haftalık burç yorumlarında yükselen Kova, Güneş Burcu Kova olan sevgili takipçilerimiz. İkizler Burcu'ndaki yeni ay enerjisi burada sizi biraz daha dışa dönük, daha böyle aktivite, atraksiyon, sorumluluklar, eğlence hayatı, çocuklarla ilgili olan konulara getirebilir. Ama burada daha çok böyle yeni bir aktivite, yeni bir hobi edinmek, buradan çevre kazanmak, biraz daha sosyalliği açığa çıkarmakla ilgili olan kısım. Ay yengeç enerjisine bakıyorum. Ay yengeç enerjisinde şöyle bir etki görüyorum ben sizlerde. Birazcık daha böyle anneyle ilgili olan konular, sağlıkla ilgili olabilir, mideyle ilgili olabilir, biraz sinir sisteminle, sağlıkın da ötesinde aileyle ilgili bir şey yapmak, evinizden bir takım çalışmalar yapmak, aileyle ilgili olan konularda yapılanma. Pazartesi gününe bakıyorum, Güneş-Neptün karesi var, maddi konu, koşul ve durumlarla ilgili. Biraz sosyal hayat, biraz ilişkiler, biraz dışa yansıttığınız siz farklı olabilir. Ama burada Neptün de diyor ki maddi konu koşullara dikkat et. Olmayan parayı harcama, çok para harcama. Jüpiter ile Satürn arasında bir altmışlık var. Diyor ki sana evde getireceğim, mal mülkte getirebilirim. Evindeki ekonomik anlamda yeni bir yapılanmayı da hayatına getirebilirim. Ben bunu sana söylüyorum. Fakat öncelikle senin maddi konularla ilgili bir sorumluluk kazanman gerekiyor. Boş yere para harcamayacaksın, sorumluluk alacaksın. Olmayan bir parayı saçma sapan yerlere harcamak gibi bir şey yapmayacaksınız. Tam karşı deviniz Ay Aslan enerjisinde ilişkiler çarşambadan itibaren hafta sonuna kadar gündem olacak. Orada Mars Aslan, Venüs Aslan var. Hadi bakalım ilişkilerle ilgili yeni bir süreç, yeni bir döngü. Özellikle Venüs Aslan retrosu sizin için çok önemli. Merkür İkizler Burcu'nda ve Mars Aslan'da çok güzel ifade ediyorsunuz kendinizi. Çok güzel, hani böyle iletişim şeklinde birlikte ikna etmekle ilgili birden çok konuştuğunuz insanlar olabilir. Biraz egosal anlamda kendinizi iyi hissediyorsunuz. Biraz ilişkilerle kendinizi sahnede gibi hissediyorsunuz. Kendinize güveniniz artmış. Güneş yengeç enerjisi, dediğim gibi sağlık, mide, anne sağlığı, aileyle ilgili olan konular, beslenmeyle ilgili yeni bir düzen. Aynı zamanda evinizin yakından işler, eve, aileye, çocuğa yönelik ya da kendinizle ilgili işlerle de ilgili olan kısmı veriyor. Hafta sonu Ay Başak enerjisi. Biraz kriz yönetimi olacaksınız. Maddi koşullarla ilgili iki elinizin arasına başınızı alacaksınız ve düşüneceksiniz. Çünkü burası detaylı, analitik bir şekilde doğru yere, doğru şekilde parayı harcayıp o borçlardan biraz toparlamakla ilgili olan bir süreçte destek veriyor. Şimdi hafta sonu Merkür'le Neptün arasında bir açı var. Lütfen olmayan parayı harcamayın, gereksiz harcamalar yapmayın, başkalarına kendinizi farklı göstermeyin. Bütün konunuz, vurgunuz maddi kaynaklar. 19-25 Haziran 2023 haftası haftalık burç yorumlarında yükselen balık, güneş burcu balık olan sevgili takipçilerimiz, ikizler yeni ayı birazcık böyle ikilemde kalacaksınız. Ailevi konularda bir takım tereddütler, çok konuşmalar, çok diyaloglar var, yeni fikirleriniz var ama uygulama kısmında o Neptün'le Satürn şimdi söyleyecek zaten size ne yapmanız gerektiğini. Hemen akabinde Ay yengeç enerjisinde olacak. Ve sevgili balık burçları için çocukla ilgili konular yine gündemde olabilir. Yine böyle yapmak istediklerinizle ilgili mesela annem çok gurur duyar, babam bunu isterdi falan gibisinden daha böyle onlara yönelik bir şeyler, aileyle daha fazla zaman geçirme, onlarla bir arada gibi durumlar söz konusu olabilir. Pazartesi Güneş'le Neptün arasında bir açı var. Sevgili balıklar, kendi değerinizi, kıymetinizi bilin. Kendinizi net bir şekilde ortaya koyun. Çünkü bir takım ikilem içindesiniz. İkilem içinde kalmak mı yoksa gerçeklik, gelip geçici heves değil de, gelip geçici şeyler değil de daha sağlam bir şekilde fikirlerinizin, düşüncelerinizin dinlenmesini ve uygulanmasını istiyorsunuz aile hayatında. Güzel bir şekilde ifade etmekle ilgili olan kısımdasınız. Jüpiter, Satürn'ün arasında bir açı var. Jüpiter'in söylediği şu, yakın çevrende desteğini alarak aslında iletişiminle, bilgi birikiminle, şimdiye kadar yaptığın, kendine yaptığın yatırımlarla çok güzel bir şekilde kendini, varlığını ortaya koyacaksın. İnsanlara akıl veriyorsun. Akıl verme kısmında uygulamaya geç, sorumluluk al. Annem istedi, babam istedi, eşim istedi, hayat böyle istedi gibisinden sorumlulukları bırak. Şimdi bu Satürn balık enerjisindeyken de hadi bakalım yeniden daha sağlam bir şekilde yapılan diyor. Çarşamba günü Ay Aslan enerjisinde olacak. Mars Aslan, Venüs Aslan. Birazcık da Ay Aslan enerjisi günlük hayatla ilgili olan konularda, spor aktiviteyle ilgili biraz daha kendinizi ortaya koymak, göstermek, şimdiye kadarki minnoşluğunuzdan öte
biraz daha varlığı ortaya koymak olabilir. Merkür İkizler Burcu'nda Mars Aslan enerjisinde. Merkür İkizler'de özellikle bakın kendi içerisinizdeki konular, söylemler, söyleşiler, ikilemdesiniz. O ikilemi bir şekilde kırmak istiyorsunuz. Kırdığınız noktada da burada günlük hayatınızda, iş hayatınızda ya da bazı konu koşul durumlarda kendinizi ortaya koyarken Aslan enerjisi kibir, stres ya da biraz baskıcılıktan öte lütfen bilgi ve donanımınızı ve netliğinizi çok iyi kazandığınız konularla ilgili kendinizden emin olarak ortaya koyun. O daha güzel çalışır. Hemen Güneş Yengeç enerjisine geçecek çarşamba günü. Güneş Yengeç enerjisi sizler için ilişkiler, aile olmak, yuva, işte anne babanın çocuğunuzun istediği, onlarla birlikte önümüzdeki bir aylık süreçte daha bir arada olma enerjisini veriyor. Hafta sonu Ay Başak enerjisinde olacak tam karşıt evinizde ilişkiler. Birazcık bazı insanlarla ilgili şüphe tereddütte olabilirsiniz. Dost gibi görünüyor ama gerçekten dost mu? Bazı insanların fikir ve düşüncelerinden şüphe edebilirsiniz. Ve hafta sonu ve önümüzdeki haftaya damga vuracak bir etki. Merkür İkizler Burcu'nda, Neptün Balık Burcu'nda. Merkür İkizler, ikilem, düşünce, konuşmalar, yeni fikirler çok güzel. Ama kendini net bir şekilde ortaya koy. Çünkü insanlarla ilgili olan kısımda şu konuda minnisiniz sevgili balıklar. Bir, gerçek değil, hayalperest. İki, net hiçbir şeyin üzerinden gidemediyseniz eğer, hayır, zaman kendine güvenme, sorumluluk alma, akıllı hareket etme, kendine değer verme. İşte gerçekten o zaman yeni bir sizi yaratırsınız. Evet, 19-25 Haziran 2023 haftası haftalık burç yorumlarında Atürk TV ekranlarından ben astrolog Beliz Ak'tan canlı yayınla sizlerle birlikteydik. Evet, keyifli bir hafta. Hadi bakalım, ben şimdi yol haritasını çizdim. Bundan sonra uygulama sizin kendi özgür iradenize kalıyor. Öncelikle ekipteki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hem izleyicilerimiz hem kendi adıma. Harikalar yarattınız yine. Çok teşekkürler. Sonra sevgili seyircilerimiz, izleyicilerimiz, takipçilerim. Her geçen gün izlenme oranlarımız artıyor. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel sorularınız geliyor. Çok bilgelik dolu. Bilgece, çok böyle donanımlı, inanılmaz keyifli onları yanıtlamak. Desteğiniz için kendi adıma ve ekipteki arkadaşlar adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Geri dönüşlerinizi, sorularınızı bekliyoruz. Yarın yine canlı yayınımızda önümüzdeki haftanın yol haritasını çizeceğiz. Şimdi bu haftalar özellikle uzun bir bayram tatili, uzun bir tatil olduğu için hani bize çok geri dönüş oldu. Hayır, yayınlarımız yine canlı bir şekilde devam edecek. Sizi astrolojisiz bırakmayacağız. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.